Hepinize yeni bir videomda merhabalar sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün ne yapacağız sizlere ne biliyor musunuz? Zeytin toplayacağız. Turfan'da ilk zeytin daha. Bu ilk zeytin kime nasip olacak? Daha tam oluk değil ama şöyle çıtlatma zeytini olur. Çünkü çıtlatma zeytin böyle tam geliği çekirdeğe tam hani oluşmadan olur. Yağ oranı tam oturmuyor ama şöyle diyeyim arkadaşlar. Geçen gün arkadaşımın bir tanesi hamile. Onunla konuşuyorduk. Böyle hani böyle abla dedi bu aralar dedi sanki böyle dedi. Yeşil zeytin istiyordu hani canım dedi. Böyle yeni zeytinler oldu mu dedi. Dedim olmadı ablam dedim daha. Daha yeni yeni kabaracaklar hani olacaklar yağlanacaklar dedi. Dedi hani dedi çok dedi zeytin hani canım istiyor dedi. Hani bu normal eski hani kurulmuş yeşil zeytin istemiyorum dedi. Hani böyle yenice tatlandığında böyle kokulu oluyor ya ala böyle acılı istiyor azıcık canım de, hani böyle az acılı istiyor dedi. Dedim hani ben de ablam dedim azıcık olsun da yaparım ben sana dedim ben de. Bir şimdi köye geldim zeytini görünce dedim hadi dedim gönlü olsun. Şöyle bir bidona bastıracağım. Zaten bir haftaya falan bir haftaya 10 güne falan tatlanır. İşte böyle ala acılı istiyorum diyor. Böyle çok tatlanmış istemiyorum diyor. Bari zeytinim ama diyor. Hani böyle yenice çıtlanmış da o taze zeytin istiyorum diyor. Dedim hadi dedim hani şimdi zeytini görünce aklıma geldi. Şimdi beni de buradan takip ediyorsa izliyorsa bu zeytinim ona gelecek. Onun için toplayacağım bugün. Şöyle sizleri tripoda yerleştireyim. Şöyle zeytinleri de göstereyim size önce. Bakın. Şöyle yazgımızı yazdık yere. Anacığım şöyle topluyor zeytin bakın. Zeytinler de gerçekten de olmaya başlamış bakın şöyle. Turfan'da ilk zeytin olacak artık bu. Şöyle zeytinin olduğunu nereden anlarız? Olmaya başladığını biraz hafiften böyle sararmış gibi olur. Ama tek elimle yapamayacağım bunu. Bak annem şöyle açıversin çekirdeğini. Çekirdeği şu şekilde ayrılıyorsa yağlanmış şöyle demektir ama ayrılmaya başlamış. Bakın bu yağlı zeytin olduğu için biraz daha olduğu zaman şöyle çekirdeğe büsbütün çıkar. Ama şimdi tam çıtlatmalık. Hani böyle arkadaşımın da canı istediği için şöyle yapalım. Şöyle irilerinden şöyle seçi seçi vereceğiz. Biraz çıtlatacağız. Zaten 15 güne tam olur da. Şu 10-15 güne dedi annem de olur yeşillik, kızım da dedi. Yeşillik olur da çıtlatmalık. Çıtlatmalık olur ama dedim hadi dedim ben şimdi aklıma gelmişken arkadaşıma şöyle birazcık çıtlatıvereyim. Canı çektiyse. Gayet de güzel. Bayağı da irilmiş zeytinler şöyle bakın. Şöyle aralarında seçe seçe irilerini toplayacağım. Bu yeşil macun. Bir tane eriyor o zaman. Evet. Bu zeytinler gemlik zeytini arkadaşlar. Bizim burada çoğunlukla gemlik zeytini vardır. Yani bunların fidanı gemlikten gelmiş. O yüzden gemlik zeytini deniliyor. Eskiden bizim mesela dağ kısımlarda mudanya zeytinleri vardır. Ama bu taraflar yani eskiden öyleydi bu taraflar. Şimdi çoğu dikenler artık şey dikiyor. Gemlik zeytini dikiyor. Gemlik zeytini yağ oranı yüksek olduğu için. Mesela normal mudanya zeytininde 10 kilodan 1 kilo zeytinyağı veriyorsa ya da 8 kilodan 1 kilo veriyorsa gemlik zeytininde 5 kilodan 1 kilo ya da 4 kilodan yeri geldiği zaman bahçesinle alakalı 3 kilodan bile 1 kilo zeytin veren yer var diyor yani bahçeyle alakalı o da.
bazı bahçelerin zeytini yağlı olur. Bu taraf güneş gören yer biraz daha kabarmış değil mi? Sarı olmuş. Şöyle sararmış zeytinler. Ermeye yüz tutmuş. Bakın. Şöyle göstereyim size. Biraz daha burası kabarmış, yağ oranı yükselmiş. Kemlik zeytini şöyle yaptığınız zaman elinize şöyle parlıyorsa yağ oranı yüksek, bakın. Görüyor musunuz? Nasıl parlıyor. Guguk guguk diyor. Guguk kuşu başlamış ötmeye. Bayağıdır olduydu ben de guguk kuşunun sesini duymayalı bak. Neydi anne bunun deyişi? Ne diyordu bu guguk guguk? Yanım işte Gülsün Hanım kapı derdi. Bir oğlan bir kız kardeş varmış. Anneleri yokmuş tabii. Anneleri yokmuş ama tabii ana ruhları varmış. Boyunu yitirmişler. İki kardeş. Eve geleceklermiş ama birinin adı Yusuf Karga, kadının adını bilmeyen. Koyunları aramışlar, bulamamışlar. Eve nasıl gelsinler? Tabii analık var ya. Eski. Tabii. O dermiş kardeşine, Yusuf dermiş. Koyunları buldun mu dermiş. O da buldu dermiş. Gene ünlermiş. Koyunları buldun mu? Buldu dermiş. Kuş bu dermiş kuş, değil mi? Bu guguk kuşu gardiyan. Bu işte bu guguk kuşu. Bu böyle guguk der. Gulu 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 der. Belli olur zaten. Gülsün Hanım çok konuşurdu. Yusuf dermiş gardiyan. Koyunu buldun mu diye. Koyunları buldun mu dermiş. O da buldu dermiş. Bunu Gülsün Hanım'cığım ötmeye başladı mı şöyle anladı. Hep anladırdı. Ben de ondan bildim guguk kuşu ötünce. Çoktandır duymamışım. Analıklarının yanına gelemeyeceğiz diye korkulandan buldun mu dermiş. Koyunu buldun mu dermiş. O da buldu dermiş. Taşlarda öter bu. Bak guguk ötmeye başladı yine. Bak o ötmeye başladı. Kuşun kendisini bilmem ama sesini bilirim. Bunlar da çok olmaz oysam bu gelmiş bak. Dağlarda olur çokça, inlerde. İşte geri gelememişler. Analık oluşla böyle ünlermiş. Koyunu buldun mu diye. Bak, Cenab-ı Allah. Bilmeyiz anam. Böyle konuşurdu Hüsnü anacığım. Çok şey derdi babaanne. Böyle şeyleri. Ünlermiş karınca. Koyunu buldun mu? Müşük der öyle. Koyunu buldun mu? Derim. Olmadı. Yeter mi anne bayağındaki? Azıcık daha kabarsın öyle bence. O kadar yeter mi ki? Şöyle 2 kilo gelir mi? 3 kilo gelmez abi. 3 kiloluk, 5 kiloluk bidona gelmez. 2 kilo yapsa, 2 kilo kadar olsa şey bidonlarına denk gelir belki. 2,5 kilo oraya katarsak. Olabilir. Bir daha gelen zaten güzel kabarır anne. Ha, bir daha gelene kadar kabarır. Şimdi şey olsun, maksat nasıl diyeyim? Arkadaşımın da gönlü olsun. Şimdi hamile olunca da şimdi zeytinleri görünce dayanamadım. Sen bir normal yeşil zeytin var vereyim dedim ama abla da ondan istemiyorum dedi. Olunca dedi bana dedi çıtlatıver dedi. Sağ sararmış ama bunlar da. Hele bir daha haftaya 10 güne bu şey çok güzel olur. Olur ya, olduğu kadar ne gelirse ben ona yapıvereyim o kadar. Onun aşermeliği ne yeter o kadar o. Şimdi ben bunu tatlandıracağım. Kendi elimle öyle vereceğim. Evet. Belki bilemez, iyi yapamaz. Olsun. Olsun. Ben tatlandırayım vereyim. Allah'ım bile. Demek ki canı istemiş işte. Cenab-ı Allah'ım. Rabbim ne nimetler veriyor da bazen farkına varmıyoruz inanın ki. Yerler annem daha yağmurları yiyecek diyor. Bunlar burada sulanıyor. Sulandığı için. Yoksa öz taraftakiler şey daha
Yani o ağaçları bile artık buruşmuş, sanki susamıştı geçen gün de. Nereden alalım? Sulayamadık onları da. Hadi nereden alalım? Bunu orada dursun. Baksanıza pek güzel şuralar. Gel bakalım bunlardan. Bunlar da güzel de dediğim gibi birazcık daha kabarsın. Yalnız bunlara şey yaptık ya, yağda ilacı. Bol yıkalım. Bol yıkalım götürdüğümüz. Evet. Şimdi dün şimdi şeye geçtik, sebze toplamaya geçtik. Şimdi arkadaşlar şöyle sizinle beraber topladığımız zeytini evin başına çıkardık. Şöyle düzenimizi kurduk annemle. Şöyle videomu da açayım, tam akşam üzere babam da şöyle yatakları açtı havalansın diye. Şimdi biz bunları çıtlatıverelim, şişeye katalım hemen şöyle. Şöyle iki şişe buldum ama yeter herhalde diyerekten düşündüm. 5 kiloluk şişeye katsam dibinde kalacak. Çay kat ver bize bir sen de şey. Sen çayımızı kat ver anneciğim. Bir çayımızı birem da demledik geldik. Birem var ötüyüzünde bak. Hem çay içeceğiz birem hem de zeytinimizi çıtlatacağız. Şekerliğin arkasında. Dur ben bakayım dur. Ver anneciğim. Daha Tufan da mı kızım ben de? Tufan da ilk bakalım baba. İyi maşallah. İlk Tufan da güzel olur. Sakın olur. Bu sipariş baba. Sipariş de değil ya. Ben öylesine yapıyorum. Ver. Şimdi arkadaşım, arkadaşımın biri baba. Abla olmadı mı sizin zeytinler? Olduysa ben istiyorum, bana yapıver dedi de. Dedim ben öyle yapıverim şimdi. Ne olacak, daha olmadı çünkü. Hamile olunca şey yapamadım ben de. Şimdi zeytin olmamıştır ablam daha dedim. Ben acık daha da olsun dedim. Şimdi zeytinleri görünce aklıma geldi. Bu tatlandım tatlanıyorsun diyesiye. Hani yeni zeytin istiyor canım diyor. Önceden yeşil zeytinim var. Ben vereyim dedim. Yeşil zeytin var geçen sene. Ama diyor ondan istemiyor mu abla diyor. Böyle diyor. Hani dalından koparıp da diyor tatlanmış istiyorum diye. Dedim ben de. Bugün görünce zeytinleri fırsat bulursam yapıvereyim dediydim. Bu kadar zeytine yedim hiç durmam. Bu seni daha az edeceğim. Annem her sene bir böyle. Bir sürü derne verir. Çok yapar annem. Yeşil zeytini işte gördüm. Gelene verin, şey gidene verin. Onun için. Bu sene çok etmeyeceğim. Yapar, şişelere koyar da. Bak annem benden hızlı. Çabucak böyle onu yay vursun. Bak yayı veriyor bak. Böyle, böyle olmasa ne yapayım bak. Birader. Şöyle muhakkak hepsi çıtlamak zorunda. Çıtlamazsa acısı çıkmaz. Bu acısı çıksın diye bu şekilde çıtlatıyoruz zeytinleri. İçerim kızım çay cihazımızı. Ne yiyeceksin gerisini? Çaylarımızı da Zeynep demledi. Çayımızı içelim. Akşam üzeyin başında içmeyi pek severiz çayı. Ay bir iki tane. Benimkine yarım kattın değil mi? Aferin. Aferin. Benim kızım benim içeceğim çayı bilip duruşur kendim. Annenle azaltmış ya gari bize hava atıyor. Görüyor tabii, musun? Tabii siz de azaldın. Siz de azaldın. Gördün mü? Ne iyi oluyor azaltsan anne. Zeytinler yanmış yoksa o zeytinler bunlara. Sebeşe sulandı.
Zeytinler şey bu aslında bir daha sulansa olacak onlar da. Gene de bayağı da cayır cayır yanmış. Yetişemeyiz hanım be. Hiç vallahi ya. Vallahi yetişemeyim ben. Hiç. Vallahi ya bu kadar ağacı taş etmesi var ya işte hiç durmak yok. Yağmur yağdığında şey olsun. Onlara da yeni sene o yeni hiç yağmur var mı bilmiyor. Söyle dağın eteklerinden bilir. Yeni dikilenlere de yeni sene ya. Onlara da büyük boru düşettirir. Geçtim aynen damlama dışında damlama. Dışında olsun varsın. Sürülecek mevsim. Şey damlamayı açsanız olmuyor mu anne diplerine delsek onları? Açıyoruz hanım da. İyi olsa o kadar olmuyor. Her yere gidiyoruz. Diplerine şeyle deli versek olmuyor mu ki? Yara deldim gene. Olmuyor. Aynı bir daha şey edeceğim. Bir damlamayı delim. Seneye açı verirseniz hiç olmazsa sulanır. Kalın borulardan ittiren diyeyim ben onunla. Diplerini de kendimiz delelim yeri yerine. Yeşilin zamanı indi. Burada 10 gün sonra toprak ağır. Bu bile ne güzel oldu. Tam turfan da olacak şimdi. Ha, turfan tamam güzel olur. Ederim ben de yakında. Zeytinimiz çok aslında ama işte. Çok da fırsat yok. Zaman yok da. Çayın. Zeytin. İki sene de tam gelecek herhalde aşağı yukarı. Çok çıtırtma. Çok vurmamaya çalışıyorum. Baba da çıtı değil. Onun çoğu şeyini çekirdeğini kırarım. Şu o daha iyi değil be. Ha çekirdeği kırıldı mıydı? Çatır çatır olur ya o. Dişlerin kırar diyor. Güvenirsin. Hı. Vallahi ağacı dikmesi var arkadaşlar da işte böyle eziyeti de var. Şimdi baktın mıydı şu her gün evin başına çıkıyoruz. Her gün de bakıyoruz şurada iki zeytin var ahırın arkasında. Kuyuya uzak. Öbür günler annem gibi sulamışlar ama buraya boru ulaşmamış herhalde. Ekleme yapılacak diye öyle sulanacak. Bir iki sefer sulamışlar ama gene susamış. Bir sefer sulamış burayı ya. Bir seferse yanmış. Öz nasıl oldu acaba baba? Özü ben size teslim ettim. Bize teslim ettim baksa siz yetiştirdiniz biz bak, de gurur olacağız Allah Allah itmesin. 70-80 tane zeytin var orada size teslim ettim. Abaha da 200'lik. Öyle deme Cemil'i siz olmadan olmaz. Siz şöyle edelim derseniz şu gün sulayalım deyin biz geliriz gene canım hafta sonu. Yine bu hafta sonu sulayacağız derseniz gelirim ben hafta sonu yine. Nasıl olsa geleceğim anca hafta sonlarına şey yapabiliriz biriktirebiliriz baba işleri. Hafta içi çalışıyor. Geçten buradaymış. Şey abam çalıştırı dönüyor şeye inişten. Yine geçenki gibi abam dolaşıyor her geç geliyor. Abamla sularız olmaz. Biz abamla sularız. Sizin gelmenize bile gerek yok ama işte çalıştırması sorun. Dediğin gibi. Geçenki göre gibi ben işte çalıştırı olursa sularız abamla. Bu çalıştırı olsun diyorsun. Öyle mi kızım? Abayla da biz evet, tam yerinde tarla konusu açıyorsun. Öyle mi kızım? Ne diyor baba? Tarla bana göre değil şey, diye. Zeynep burada o olsa zaman yardım eder de. Diyor da tarlaya. O zaman da çalış diye sana sahip Zeynep, ol diye. Zeynep kuyruklu akrep korkusuna tarlaya sebze tarlasına çay içerken geliyor mu hiç yanımıza? Hiç gitmiyor be korkuyor. Çay içerken bile gelmiyor korkusundan Zeynep onlar da yılan olur akrep olur diye evden dışarı çıkmıyor. Kuyruğun içindeki tane var biri büyük biri ufak. Sen böyle şeyde, de hiç gelmem artık geleceğim. Gördün mü yengem gelinkinle gördüm. İki tane üç tane gördüm geçen ben. Üçü de üstünde yosunların yatıp duruyordu. Ne oldu kızım vardır. Yani o suyular onlar. Suyular. O hem kocaman yavrusu dediydim ben de annem diye baya büyük onlar diye. Bizim bura biri de büyük de benim ufak. Var hanım. Geçen oğlumdan bir şey kavası şeye. Yılan her yerde var. Baktım bir gün kıpırdamıyor. Son bakı kıpırladı ufak kıpırladı yani. Ya da ilan yersin oldu, yer bulmaz ya. Bir taş da öldüren cennetliymiş derdi kucağacığım. Yılanı mı? Rüyamda yılan gördüm ben. Hayır böyle şeyde. Senin üzerinde gördüm bak ne yılanlar var. Rüyamda yılan gördüm böyle yeşil. Şöyle şeyinde üyüyemiş merdivanın şeyinde. Görüp bence kızım aşağı. İşte bir taş vurmuş. Yılan dibine gitmiş. Sonra su çekildiğinde dibine gitmiş. Kara yılan hiç görmedim ben. Bir taş vurmuş. Kara yılanlar vardı. Bir yılanı bir taşta öldüren cennetlik derlermiş ama onun canını da Allah vermiş. Allah almış alır ama tamam, şöyle çalıştığımız yerde elimize ayağımıza dolandığı zaman gerçekten hani bazı arkadaşlar belki hani öldürüyorsunuz diye kızabilirsiniz ama gerçekten hani şöyle korkunç. Bizim yaşam alanımızda olduğu sürece de öldürüyoruz arkadaşlar ne yalan söyleyeyim. Şimdi biz burada çalışırken yılan gelirse buraya üstümüze mesela
ya da buradan geçerse muhakkak öldürüyor. Çünkü neden? Kara yılan olsa akar gider. Onu ellemeyiz. Ama onu ellemeyiz. Kara yılanı ellemeyiz. Onun hani belli bir yeri yoktur. Ama paklalı deriz biz. Bu alabula olan yılanlar var ya, onları gördüğümüz zaman zehirli öldürüyoruz. Onlar zehirli oluyor, hem de şey, onlar yani o semtte nerede gördüyseniz oradan başka bir yere gitmez onlar. O çevrede olurlar. Git uzaklaşmazlar yani. Aynen. O yüzden vallahi öldürüyoruz arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Akrep mesela. Öldürüyoruz. Çünkü akrebin acısını ben bildiğim için Allah korusun. Hani Çorum'dan çocuğumdan çok korkarım. Hani Allah korusun onları sokar bir şey olur diye. Çocukluktan beri korkarım. Çocukların çocukluğu. Geçen bak beni çamurun içinde elime şey yapıyordum. Elime ikisi de soktu. Ben bu sene işte hiç denk gelmedim. Allah korusun. Evet. Hani onun acısını bilen bilir yani. Ölüme kadar bile yolu var yani, Allah korusun. Saniye ya cız cız dedi ya. Allah korusun. Ondan sonra 3 gün sonra da annemi soktu bacağından şuradan baldırında. Onu da sarımsak koydu da o da yara yaptı bacağını. Bir ayda öyle çekiverdi anacığım. Fakat benim elimde olduğu için kızım. Tam akşam üstüne kadar aslında çektim ama. Duzula niye o? Duzula? Sarımsak. Sarımsak koymuşum. Ha, duzula sarımsak. Ağrısını kesti. Hemen belletti yani. Ama alıyı oraya çekti o. He. Sarı su kabardı olduğu yerde. Leştim sarı su aktı. Allah korusun baba ya. Çok zor. Arısını ben bildiğimde. Çok şey ya. Bak kediler öyle şeylere kızım. Ben olsaydım ölmeye var uğrudum herhalde. Çünkü ben üç sefer soktu beni. İkisinde hastanelik oldum ben zaten. Acillik olduydum. Allah korusun. Beni de üçüncü sefer benim. Üçüncü İlk evi yaptıracağım da şurada bak sakızlık vardı, büyük sakızlık. 50 sene evvel. O sakızlığı... 50 sene evvel mi? 50 sene evvel, doğru. 50 seneyi unutmamış adam. Şeyin altın diyemiş. Kiremizin altında ama bakın bu. Yeni sabahlar düşünüyorum. 50 seneyi boşver. Böyle buzlu koymak, manak yok. Ama şimdi bak beni de 3 sefer soktu diyen. Bu beni ne gidecek? Ben de 3 sefer soktum. Bir daha sokarsa 4 olacak öyle. Allah korusun. 50 sene evvel neydi buzumuzu dön baba. Bir önce su sular arka biliyor musun? Ot görüyordum suyu içinde su. O da 25 sene önce. Ama gördüm ama öldüremedim. Geldim soğuk geldim sıkayım böyle avu gitmesin diye. Bir de bak geçen işte burada soktu tamam 3 sefer. Saymak gibi olmasın. Saymak gibi olmasın. Bir de yön öte kuyruğu verir. Tam akşamüstü anarsan çıkar derler baba. Yön öte kuyruğu verir. Daha da onlar kızım gece çıkıyor gece. Yön öte çıkmıyorlar. Allah göstermesin öyle onlar bir şey yok. Gece nerede çıkıyorlar? Tuvalette çıkıyorlar. Yok, ben bir şey daha soksa en iyi ben biliyorum. Böyle bak ha, tuvalette geçen sene içeride tuvalette denk geldi Zeynep'e de. İşte ondan. Şimdi sevgili arkadaşlarım, şimdi ben bunları şöyle yaklaşık bir hafta yani 5 gün ya da 6 gün her gün süzeceğim. Ondan sonra da diri tuz deriz biz. Kaya tuzu katacağım. Kaya tuzunu da normalde 5 kilogramlık su şişelerine 3 kilo zeytin giriyor. 3 kilo zeytine de 1 çay bardağı koyuyorum normalde. Bunu da şöyle göz kararı ayarlayacağım. Yarım çay bardağına yakın koyarım sanırım ikisine de. Ona göre göz kararı ayarlayacağım artık. Dediğim gibi bunu arkadaşıma yapıyorum. Şöyle turfan da yesin diye. Böyle canlar. Şöyle devamını getirmek istiyordum ama bu sohbetli olsun dedim. Bunu tarif olarak vermiyorum canlar. İnşallah bir dahaki videolarda hani yaptığım şekilde sizlerle beraber yaparız zeytinlerimizi. Kurarız. Biz kendi kurma yöntemimizle gösteririm sizlere. Şimdi ben bunların suyunu koyacağım. Dediğim gibi her gün süzeceğim. 4 gün, 5 gün, 6 gün. Ondan sonra tuzunu kapatacağım, koyacağım. Yaklaşık 10 günü, 15 güne falan tatlanır artık. Bu videom da böyle olsun sevgili takipçilerim. Bir dahaki videolarımda görüşürüz inşallah. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.